bir çerçeve çizmek istiyorum. Birincisi bu Suriye politikası veya topyekün ifade edecek olursak, bu Arap Baharı'nda Sayın Erdoğan'ın izlediği politika, Dışişleri Bakanlığımızın hazırladığı, sunduğu ve Erdoğan'ı ikna ettiği bir politika değil. Dolayısıyla Davutoğlu'nun politikası da değil. Bu politika doğrudan doğruya Erdoğan'ın kendisinin dayattığı ve daha sonra da bakanlarına ve bürokratlarına kabul ettirdiği bir politikadır. Bunu kim dayattı peki Sayın Bakan? İşte ona kim dayattı? Bugün Genel Başkanımızın Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun grup konuşmasında vardı. Seni bu işe kim soktu? 7 soru sordu. Birinci soru buydu. Siz de ilk soruyu bana sordunuz. Evet. Şimdi bu nereden kaynaklı? Yani Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kuruluş yıllarında benim de bilmediğim bir takım ilişkilerin olmadığını söyleyemem. Yani benim de bilmediğim, izleyemediğim. Çünkü siyasette siz bilirsiniz, yaşadınız. Bir genel başkan açısından veya her siyasetçi açısından farklı farklı kulvarlar vardır. Siz bir kulvarın içinde değilseniz orada ne olup bittiğini yanında olduğunuz halde bilmezsiniz. Şimdi partinin kuruluşu sırasında ve daha sonraki safhalarda bir takım dış angajmanların olduğu anlaşılıyor. Çünkü başbakan olur olmaz hemen apar topar Amerika Birleşik Devletleri'ne gitti. Partiyi kurmadan önce de gitti. Evet, benim sonradan öğrendiğime göre, beraber giden arkadaşları anlattılar bana. Mart 2001'de Amerika Birleşik Devletleri'ne, daha sonra ikisi milletvekili olan 3 kişiyle birlikte gidiyor. Orada bir takım ziyaretleri yapıyor. Mart'tan sonra biliyorsunuz Ağustos'ta kurulmuştu. Demek ki parti kurmadan 4-5 ay önce bir Amerika seyahati var. 2002 seçimlerini kazanmadan önce de bir seyahati var. Bunların hepsi öteden beri bir takım bağlantıları ifade ediyor. Ve ilk başbakan olur olmaz da yine 2003 yılında bir Amerika Birleşik Devletleri seyahati var. O seyahatte ve her seyahatte olduğu gibi Yahudi kuruluşlarıyla çok özel görüşmeleri var. Ve başbakan olduktan sonraki seyahatinde Jewish Congress'te kendisine cesaret ödülü verdiler. Yani bu son derece önemli. Ve çok az sayıda kişiye verdikleri bu ödülü ilk defa Yahudi olmayan birine veriyoruz dediler. Yani daha önceki tüm ödüller Yahudi olanlara verilen ödüller olduğu halde Sayın Erdoğan'a 2003 yılında bir ödül verdiler. Başka diğer bir takım kuruluşlar da aynı şekilde İsrail lobileriyle bağlantılı çalışan kuruluşlardan da ziyaretleri, ödülleri var. Hatta son gidişinde de biz hep resmi görüşmelerini izliyoruz. Sosyal medyadan ve bazı medyada küçük şekilde ziyaretlerini görüyoruz. Hep mesela son gidişlerinde de bazı Yahudi kuruluşlarıyla görüşmeleri var, tartışmaları var, müzakereleri var. Ve netice itibariyle bu 2003 yılı Amerika Birleşik Devletleri'nde yine G8 toplantısına gitti. G8 üyesi değil Türkiye. Bu G8 toplantısı dışişi. Bazıları siz BOP başkanı diye iftira atıyorsunuz. Bir salonda kongre şeyde rastgele verilen bir sıfattır o, yoksa resmi bir şey değildir kendisi diyorlar. Söyledi. Diyorlar hayır öyle değil. Dışişleri Bakanlığı'nın sitesine gidin. Amerika Birleşik Devletleri Sea Island kasabasında 2003 yılında yapılan G8 toplantısında Türkiye üye olmadığı halde gözlemci sıfatıyla davet edilmiştir. Ve bu toplantıda da doğrudan doğruya Erdoğan da onu üstlenmiştir. Büyük Orta Doğu ve Kuzey Afrika projesinin demokrasi eş başkanı olmuştur. Bu son derece önemli. Neden önemli? Bu Arap Baharı'nın iç dinamiklerle değil, emperyalist ülkelerin geliştirdiği dış dinamiklerle ortaya çıktığı kesindir. Yani bunun aktörleri, işte G8'de ilk defa resmi olarak G8'de ilan edildi ve Amerika Birleşik Devletleri'nde, ama daha öncesine ait çok büyük hazırlıklar var. Mesela biz İhvan falan bağlantısı kurdunuz ya,
Yani sırf bu İHVAN bağlantısı değil. Bunu tezgahlayanlar, Arap Baharı'nı, Büyük Orta Doğu Projesi'ne dayalı Arap Baharı'nı tezgahlayanlar, yerli işbirlikçiler hazırladılar. Yıllarca çalıştılar. Yani ben İhvan'ın geçmişine hep saygı duymuşumdur. İhvan'ın yazdığı kitapları okumuşumdur. Muhtemelen siz de. Seyit Kutup, Mevdudi, Muhammed Kutup. Kütüphanelerinizde evet. Vardır. Bende de bol sayıda var. Ama maalesef bu Arap Baharı'nda İhvan da işte emperyalizmin işbirlikçisi konumuna düşmüşlerdir. Aynı şey bizim aktörler açısından da geçerlidir. Yani İhvan'ın rolü neyse işte AKP kuruluş ve sonrasında bu anlattığım süreç çerçevesinde Erdoğan'ın konumu o. Ve bir kere Arap dünyasına rol model bile geliştirdiler. O One Minute sadece bir rol modeli göstermek açısından oluşturulmuş bir senaryoydu. İzlemek için kafa karışıklığı oluşturmak için konuşuyorlar ve yazıyorlar. Bu çok net bir şey. Ya bu Trump demedi mi bir yıl önce, tam bir yıl önce Suriye'den çekiliyorum diye. Halbuki bir ay içinde çekiliyoruz. Bir ay içinde çekiliyoruz dedi. Çekilmeyi bırakın daha fazla yerleşti. Evet. Daha önce Münbiç'e gireceğiz, vay girerdik girmezdik Amerika'ya engel oluyor diye dünyanın lafını konuştu Sayın Erdoğan. Sonra Amerika Birleşik Devletleri'nin Dışişleri Bakanı geldi. Trump'ın Dışişleri Bakanı onu görevden aldı sonradan. Geldi ve Dışişleri Bakanlığı görevlisi bulunmadan, resmi zabıt tutulmadan Dışişleri Bakanı'yla Sayın Erdoğan, Amerika Dışişleri Bakanı'yla 3 saat baş başa konuştular ve sonra biz stratejik ortağız diye açıklama yaptı. E peki aylardır Amerika düşmanlığı pohpoluyordu. Vay efendim şu kadar tır, PYD'ye silah verdi, bu kadar donanım sağladı. İşte Türkiye açısından bu bir kabul edilemez durumdur diye. Anti-Amerikanist o kadar laf söylemiştir ki bundan hiç Amerika'da alınmamıştır. Trump da alınmamıştır. Çünkü birbirlerinin üslubunu biliyorlar. Ve bana kalırsa birbirlerini destekliyorlar. Ortak bir hedefleri var. Çünkü bu bütün Erdoğan öncesi bütün hükümetlerin şu Amerika ile stratejik ortaktır cümlesini toplayın. Ben daha önceki 30 senedir meclisteyim, hiçbir hükümetin böyle bir şey dediğini de duymadım aslında, hatırlamıyorum. Sayın Erdoğan'ın kullandığı bu cümle sadece kendisini kullanıyor, tüm Cumhuriyet hükümetlerinin kullanışından daha fazladır. Ya meclise açılış konuşmasında 3 yerde biz ABD ile stratejik ortağız diyor. İkide bir Dışişleri Bakanı bunu söylüyor. İkide bir kendisi söylüyor meclisin içinde veya dışında. En kavga ettiğini zannettiğimiz ortamda bir müzakere ediyor ve diyor ki biz stratejik ortağız diye açıklama yapıyor. Ve düşünebiliyor musunuz? Trump'la telefon konuşması yapıyor. Fırat'ın doğusuna girme konusunda anlaşıyor. Telefonu kapatıyor. Kapattıktan sonra Trump Türkiye'ye zehir zemberek tweetler gönderiyor. Ve de Erdoğan'ı önümüzdeki ay davet ediyor. Amerika Birleşik Devletleri'ne. O arada Türkiye aleyhtarı tweetler atıyor. Ne Erdoğan'dan ne dışişlerinden bir cevap yok. Ya senin bu Türkiye'ye söylediğin bu sözlerden sonra biz gelmiyoruz da demiyor. Gidiyor yine. Demiyor, gidiyor. O halde ne var? Konuştuklarına bakmayacaksınız, tweetlerine bakmayacaksınız. Sadece kakafoni denir buna. Kakafoni yapıyorlar. Politikalarını anlaşılmaz hale sokmaya çalışıyorlar. Ama bunlar politikalarını anlaşılmaz hale sokup Suriye'yi darmadağın hale getirirken, savururken sürekli İsrail büyüyor. Batı Şeria'yı yutuyor. Golan Tepelerini yutuyor. Kudüs'ü yutuyor. Doğu Akdeniz'i yutuyor. Şu olabilir ama bu başörtüsü olayına ben biraz farklı yaklaşıyorum. Şöyle farklı yaklaşıyorum. Şimdi başörtüsü sorunu vardı. Bu sorunu AKP halletti falan gibi bakış tarzı var. Bazı geleneksel... Biz Anap olarak halletmiştik onu. İslami camiada. Ben buna katılmıyorum. Yani mecliste bugün başörtüler varsa buna en büyük katkıyı sağlayan Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Veya kamuda veya özel sektörde başörtüsüyle çalışanlar varsa da öyledir. Niye biliyor musunuz?
Yani evet, mecliste evet. Başörtüsü tartışması olurken oylandığı süre içerisinde bildiğiniz gibi Cumhuriyet Halk Partisi büyük destek vermişti başörtüsünün serbest olmasına. Ama onu kastetmiyorum. 1400 küsür yıldır bütün İslam uleması ittifakla, ittifakla demeyin bak, 20 yıl öncesine kadar, 20-25 yıl öncesine kadar ittifakla başörtülü kadınların erkeklerle beraber çalışamayacağına, erkeklerle birlikte yan yana mecliste, parlamentoda bulunamayacağına hükmetmişlerdir. Bütün hangi fıkıh kitabını açarsanız açın, geleneksel, hangi mezhebe göre alimin görüşüne bakarsanız bakın, bu ittifakla böyledir. Baş açık olursa? Hayır, baş açığı zaten hiç cevaz vermez. İslam toplumunda zaten baş açık olmaz, vardır, ama vardır. Yani o cariyelerin başörtüsü yasaktı. Yani oraya girme. Girmeyeyim. Yasak değildir de ya, onlara serbest. Ömer döve döve açtırmış bir kadını. Yani o rivayetlerin hangisi sahihtir, hangisi gayri sahihtir, onlara bakmak lazım. Şöyle affedersiniz. Yani bilgi olarak siz de bilirsiniz bu işleri ama girmeyeceğim, şunu söyleyeyim. Cariyelerin ya, örtünmesi farklıydı. Ya pişmiş aşa su kattın ya. Cariyeyi niye karıştırıyorsun? Farklıydı. Biz başka bir şey konuşuyoruz. Tamam, parantezi kapattım. Parantezi kapattım. Şimdi başörtülü kızlarda, kadınlarda toplumda çalışma iradesinin, mücadelesinin, üniversitelerde başörtülü erkeklerle beraber okuma mücadelesinin veya mecliste birlikte parlamentoda milletvekilliği yapma mücadelesinin zihni altyapısını oluşturan dini gelenek, İslami gelenek ve İslami görüşler değildir. Bu Cumhuriyet Halk Partisi'nin de 100 yıldır öncülük yaptığı modernist düşüncenin onlarda geliştirdiği bir duygudur. Siz o duyguyu Cumhuriyet Halk Partisi veya modern dünya görüşüne sahip kitleden edinmeseniz, onu içselleştirmeseniz, ona sahip çıkmasanız zaten başörtüsüyle ne üniversitede okumayı talep edebilirsiniz, çok ne ince bir nokta, iş yerinde çalışmayı talep edebilirsiniz, ne de mecliste milletvekili olmayı harika, talep edebilirsiniz. Çok bunun bam teli sizde o talebi gerçekleştiren şeydir, duygudur, o duyguyu size verendir. Ya bu harika, bunu veren Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Dolayısıyla mecliste milletvekilliğini başörtüsüyle bir kazanım sayan bütün milletvekillerinin Cumhuriyet Halk Partisi'ne medyun olması lazım. Aynen. Üniversitelerde çok başörtüsüyle, çok ilginç bir şey söylüyor. Üniversitelerde başörtüsüyle eğitim gören kızlarımızın bunu bir kazanım sayıyorlarsa bunu Cumhuriyet Halk Partisi'ne medyun olduklarını bilmeleri lazım. Ya bunu çok İş söyleyeyim. Yerinde çalışanların da aynı bunu şekilde. Bunu çok söyleyin çünkü hakikaten bu çok, yani şu anda söylediğiniz. Bu gerçekçi bir şey. Çok gerçekçi, çok doğru ama çok derin ve insanların aklına gelmeyen bir gerçeklik. Siz bunu gündeme getirdiniz. Gerçekten böyle. Evet. Yani şeyi yok. Ya ben de şimdi siz söyleyince bunu anladım. Yani. Tam içselleştirdiniz değil mi? Evet. Ya harika bir şey bu. Tabii. Ama işin özü bu. Özü bu. Biliyorum ben. Yani evet. Kendi gençlik yıllarımdan biliyorum. Bu tip şeyler yadırganırdı. Hatta benim çocukluğumdan bilirim. Dindar aileler kız çocuklarını okutmazlardı. Okutmazdı. Okulda erkeklerden beraber okuması dine aykırıdır, haramdır diye. Ay, peki şimdi dün haramdır denilen şeyi bugün talep ediyorsun. O talebin kaynağı ne? Cumhuriyet Halk Partisi ve Türkiye dünyadaki modernist düşüncenin sana mal eden merkezlerin varlığıyla. Tabii. Atatürk'ün tabii. Açtığı çığır tabii bu, evet. 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 Çok güzel. Bu bir kazanımsa, vallahi bu kazanımın harika. Merkezinde Cumhuriyet Halk Partisi var. Çok teşekkür ederim. Tartışmaların yaşanacağını fazla düşünüyorum değil. Ben. 5 sene sonra. Ve 400-500 bin Suriyeli çocuk burada doğdu. Annesi babası Suriyeli olan çocuk burada doğdu. Evet. Bunlar nasıl intibak edecekler? Çevrelerinde hangi problemleri oluşturacaklar? Hiç unutmuyorum, bir İran Büyükelçisi bu mültecilerle ilgili uluslararası bir komisyonda üyeymiş. O anlatıyordu. Dedi ki ya hayret ediyorum dedi. Geçenlerde sizde bir bakan
Türkiye'de doğan 200 bin, bu söylediğim 5 yıl önce, 200 bin Suriyeli çocuk var diye övünüyor dedi. 460 bin. Şimdi 500 bine geldi o rakam. Süleyman Soylu. Dedi ki, evet, hayret ediyorum dedim. Şu anda dedi, İran'ın en büyük sosyal problemi İran'da doğan Afganlı çocuklardır dedi. Bizde de dedi, aradan geçmiş yıllar, 79'dan bugüne ne yapar 80'den, 30 yıl geçmiş. 30 yılda 400 bin çocuk, şey diyor, Afgan asıllı İran'da doğan çocuk var diyor. Bulundukları bölgelerdeki sosyal problemler diyor, İran'ın en temel problemleridir, evet. Sosyal problemler. Üstelik onların dili Farsçadır. Evet. Aynı dili konuşuyorlar. Aynı dille yani. Konuştukları halde. Ve siz bunun nasıl geleceğe büyük bir sosyal problem taşıyacağını hissetmeyen bir anlayış içerisindesiniz. Bunu bayram havası gibi veriyorsunuz. Ben buna hayret ediyorum. Bunun tedbirini şimdiden almanız lazım diyor. Bu işin bir tarafı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin geçen hafta İstanbul'da yaptığı bir Suriye konferansı vardı. Orada da ağırlıklı olarak Suriyelilerin veya Suriyeli mülteci diyeyim, tam uluslararası kavram mülteci sıfatına girmiyor galiba Türkiye'deki. Geçici koruma altında olan insanlar. Yani geçici koruma altında bulunan Türkiye'deki Suriyelilerin sorunlarını bir, ikincisi o Suriyelilerin varlığı nedeniyle buradaki bizim vatandaşlarımızın muhatap olduğu sorunları anlatan paneller oldu. Ya bakıyorum, hem buradakilere yazık, hem oradan gelenlere yazık. Onların da bin bir derdi var. Onların varlığı nedeniyle buradakilerin de bin bir derdi var. Ama şunu da bilmek lazım. İşte bir güvenli bölge yapacağız. Oraya binalar yerleştireceğiz. Ya köyler geç, bilmem ne yapacağız. Ya. Bu Suriyelileri orada yerleştireceğiz lafı hiç mantıklı bir laf değil. 2 milyon Suriyeli kaça mal olur bize? Siz Maliye Bakanı. İki açıdan. Bir maliyette. Maliye açıdan. Valla bir hesap ben. Etmek lazım. Konut masrafı. Efendim 50 milyar dolar. Evet. 2000'i 50 milyar. Soracağınızı bilsem önce hesaplar gelirdi. Ben de bir yerden okudum. Mali olarak çok büyük problem. Ama problem güvenlik, sadece ondan ibaret değil. İş, eğitim, güvenlik. 40 çeşit problem var. Sağlık. Hiç düşünmediğimiz bir şey. Şimdi uluslararası hukukta da şu var. Bir ülke diğer bir ülkenin toprağını ele geçirse, sonra da orayı ilhak etse, hadi Birleşmiş Milletler'in de ilhak kabul edilse, oranın yerli nüfusu göçse gitse başka tarafa. Devlet olarak toprak yer değiştirmiş olduğu halde oradaki şahsi mülkiyet yer değiştirmiyor. Evet. Öbür ülkeye gitmiş olan, kaçmış olan şahıslar oradaki evlerini, arazilerini, arsalarını istiyorlar. Şimdi siz Suriye karışmış. Afrinli'yi getireceksin, bilmem ne, Münbic'e yerleştireceksin, İdlib'i getireceksin, Fırat'ın doğusuna taşıyacaksın falan. 40 çeşit uluslararası hukuki problemin olacağı, sosyal problemin olacağı ve bunun anlamı Suriye'ye hiç huzur gelmesin. İsrail yutmaya devam etsin, onlar kendi dertleriyle uğraşsınlar demektir. Bu şey değil, uluslararası geçerli bir yaklaşım tarzı değil. Ama Türk kamuoyunda, İşte Suriyeli mülteciler vesaire işte geçici denetim altında olanların yarattığı sorunları çözüyorum havası verebilmek için yapmayacağı bir şey anlatıyorum.